Kural dışı neresi midir? Katı halde girdiğiniz yerden sıvı gibi akışkanlaşmaya başladığınız, hatta becerebilenler için oley, gaz haline evrilmeye başladığınız yer diyebilirim. Aldığım her eğitimin ardından biraz daha esnemeye, biraz daha yumuşamaya başladığımda anladım ben de ne kadar katı ve kuralcı olduğunu. Daha önceki katılımcıların dediği gibi çevremdeki herkes nasıl da değişiyor bir anda. Yaşam okulundaki farkındalıklarından bir cümleyle bahsetmek isterim size. Etkisel iletişim ile başkalarına bize nasıl davranacaklarını, bizim öğrettiğimizi, iletişemediklerimin aslında hiç de bana garezleri olmadığını, sadece kişilik farklılıklarımızın bu algıya neden olduğunu öğrendim. NLP ile istediğim her ne olursa olsun sonuçları yaratmamın benim elimde olduğunu öğrendim. Doyumlu ilişkilerde herkesin aynı beklentiyle bir ilişkide olmadığını, bu beklentilerin de karakterlerimize göre şekillendiğini fark ettim. Öz saygıda öncelikler listemde en altlarda yer almamın aslında bana öğretildiği gibi hiç de iyi bir şey olmadığını, hatta bunun ne kadar da üzülesi bir durum olduğunu öğrendim. Amaç belirlemede inisiyatif almanın başarılarımın nasıl da merkezinde durduğunu, kendimde olan ama sadece benim bir türlü göremediğim potansiyellerimi görme şansı yakaladım. Mutsuzluklarımın ve doyuma ulaşamıyorum bir türlü dediğim her duygumun kendimi aslında tanımamaktan kaynaklandığıyla yüzleştim. Gölgelerimden aydınlığa kavuşurken yaralarımdan sızan ışığın beni iyileştiren güç olduğunu ve bu ışığın da sadece kendimi sevdiğimde ortaya çıkabildiğini öğrendim.